Selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, sevgili Çetin, Vilonya sakinleri nasılsınız? Selamlar, hoş geldin Şenex, hoş geldin Selman, seni de unutmadık. Cani Selman, hoş geldin Maşinacım, hoş geldin Teslacım, selamlar. Müzik kısılabilir tabii ki. Öf, müziği son yayında abanmışız. Gecemiz güzelleşti. Kamera çok dete. Teşekkür ediyorum efendim. Sizlerin katkılarıyla. Nasılsınız efendi? Hafta sonu neler yaptınız? Buluşma nasıldı? Bu 2 günde ilginç bir şeyler oldu. Bütün dedikoduları istiyoruz. Estağfurullah. Arkadaşlar bugün kısa yayın olacak. Onu önden söyleyeyim. 1 saat diye düşünüyorum. Hiç gelmemezlik etmek istemedim. Neden diye sorarsanız da ailevi sebepler. O yüzden çok kurcalamazsanız sevinirim. Önemli bir sebepten dolayı. Bir görüneyim dedim. Açıkçası şu an çok yorgunum. Hafta sonu bayağı yoğun geçti. O yüzden kötü bir şey yoksa, kötü bir şey yok, kötü bir şey yok. Çok şükür bir sıkıntı yok. Ailevi bir sebep. O yüzden yarın erken kalkmam gerekiyor. Yarın akşam yayın yapabilecek miyim? Onu da çok henüz garantileyemedim. Bugün kısa yayın olacak. Bir selam vereyim dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir emin olayım dedim. O yüzden geldim. Nasıldı hafta sonunuz? Siz anlatın bakalım. Siz anlatın bakalım. Bugün taş çatlasın. Şunu yaparız. Belediye binası. Onun yanına da nereyi yaparız? Kütüphaneyi yaparız. Onun dışında kısa bir yayın olacağı için çok bir şey vaat edemiyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Başlayalım. Palamiyumcum, sana hoş geldim dedim mi ben? Selamlar güzel insanlar, hoş geldin Sinan, selamlar. Çok bağıramıyorum arkadaşlar, birazcık sessiz de bir yayın olacak. Hatta ben müziği acık kısayım. Kendimde de kısayım. Kendi sesimi daha çok duyabileyim. Çünkü bizimkiler uyuyorlar. Hafta sonu spor ve arkadaşla çay içmece. Sakin geçti. Güzel. Şimdi bunun neresinde kalmışım? Buna cam çerçeve vesaire yapılacak. Hoş buldum abla. Seni gördük neşelendik. Sevindim. Şimdi nasıl bir pencere çerçevesi yapsam buna? Zaten bina türbe, meydan çeşmesi, Yunan mimarisi karışımı bir şey. Yine aynı otantik çizgiler devam etsin mi yoksa Yunan mimarisinde ısrarcı mı olsam? Deneyeceğim bakalım. Kuzum hiç üzülme hiç. Sen de bulursun. Kıps. Rersin selamlar, hoş geldin. Merhabalar Vilo. Çok pardon. Selamlar. Hazirun. Hasbihalimiz hüsnü şahane geçsin. Bak Türkçeyi ilerlettim. Hatta 200 yıl önce öğrendim nasıl. O kadar da yapmana gerek yoktur Erzincim ya. Normal bir selamla girsem bu olur yani. Yine bir şeyler peşinde diye yorumladım. Neyin peşindesin Rezin? Rezin bu sefer Osmanlı seven hatunların peşinde. Alınmıyorsun değil mi Rezin? Ya böyle şaka yapıyoruz ama. Gültekin hoş geldin. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Alınıyorsan da söyle.
Bir tık suyu kaçtı da kafi. Biz bir daha üzerine espri mespri yapmayız. Osmanlıca yazarak kibit avlayacağım Hürrem Sultan'ım. Var ya öyle bazı ablalarımız hani böyle. Ben Osmanlı torunuyum falan diye. Fallün mefallün fallün kalıbına uygun eş aranır. Ne demek olduğunu bile bilmiyorum bunların bu arada. Madem bugün böyle sakinli bir yayın olacak, relaxing müzikler açalım ya. Relaxing zen müzik. Hadi bakalım. Bence olur. Osmanlıca değil de Ahmet Hamdi Tanpınar kitabını okuyorum. 1930 basımı olan orada baya bir Osmanlıca tabir var. Onları araştırdım. Not vesaire aldım oradan biraz bilgi. Ya ben İngilizce kitap bile okuyamıyorum. İngilizce kendi seviyemde kitap bile okuyamıyorum. Osmanlıca kitabı falan nasıl okuyorsunuz o kadar eski kitapları? Ya mesela aslında çok güzel klasik eserler var. Gidip hadi Prenses diyeyim. Tamam Şenix. Ne bileyim eski Türk klasikleri. Mesela bunlardan bir tanesi Araba Sevdası bildiğim kadarıyla. İnşallah atmıyorumdur. Ondan sonra Gulyabani mesela. Hatta İş Bankası'nın mı ne serisi var böyle eski Türk edebiyatından klasikler diye. Okumak istiyorum. Günümüz Türkçesiyle çevirisi yapılmış kitaplar bunlar. Neyse ki eskiden okuyamazdık o kitapları. Aranızda o eski Türkçe ile okuyabilen var mı o kitapları? Ben şunu okumuştum. Hiçbir şey anlamamıştım ya da işte anlamak için çaba sarf etmiştim diye. Nasıl okuyorum? 300 sayfalık kitabı 2 günde okuyorum normalde. Ama Osmanlıca tabiri olanları bir haftam alıyor. Çünkü sözlükten kontrol edip yanına not alıyorum. Günlük hayatında kullanıyor musun yoksa öyle genel kültür olsun diye mi öğreniyorsun kelimeleri dersin? Yoksa sadece kitabı anlamak için sonrası önemli değil diyerek mi? Bu kraker aldım. Afiyet olsun teyzeciğim.
İskender Pala'nın Ot kitabını bilgisayarın başında okumuştum. Mesela. Kullanıyorum bazen çünkü farkındaysan günlük kullandığımız kelime sayısı 100 kadar ve çok az. Ne kadar çok kelime kullanırsam daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bana şey çok kasıntı geliyor ya. Yani sırf kelime haznesi gelişsin diye Türkçenin kendi içinden öz Türkçe kelime kullanmak yerine böyle Osmanlıca, Farsça kelimeler, yaşlı yaşlı kelimeler kullanan insanlar bana çok kasıntı geliyorlar mesela. Abes duruyor bazen ya. Abes mi, absürt mü? Abes mi, absürt mü mesela? Mesela bu haldeyken kalkıp böyle babaannesiyle büyümüş bir çocuk gibi, bir genç gibi konuşmak garip geliyor bana. Zorlama değil. Mesela ben ama kelimesini kullanmıyorum. Lakin diyorum. Lakin. Rezil. Bak şimdi ararım geçmişinde valla. Görürsün. Ekmeğin bir anda kesilir. Bu tutarsızlığın üzerine. Cümlelerin sonuna kuzum ekleniyor ister istemez. Eski Türk filmleri gibi. Beligon hoş geldin. Selamlar. Valla bence diksiyon önemli her şeyden önce. Diksiyona bir insan önem vermiyorsa ya öyle konuşması da çok elzem değil bence. Hayır. Rotate Z 90. Bak ara ciddiyim lakin kullanmışımdır. Diksiyon vurgu el hareketleri göz teması vurgular. Memurum her gelen vatandaşa gelemşerim diyorum diksiyon boş iş. Diksiyon yerine göre lazım. Beligun. Ya bizim Türk milletinde diksiyon, kibarlık, işte ne bileyim, görgü, işte naif bir insan olmak, naif bir erkek olmak. Bunlar genel olarak hani senin kendini yetiştirdiğin algısı yaratmadığı için senin zayıf karakterli bir insan olduğunu anlatabildiği, aktarabildiği için karşı tarafa. Çünkü seviye bu. Evet. Yapmasan da olur yani. Outsider hoş geldin. Kafada hesap yaparken sihirli annemde büyü yapan periler gibisin, Şivilo el hareketleri yüzünden. Sihirli annemde büyü yapan periler gibisin, Şivilo el hareketleri yüzünden. Ya AK Outsider, bu nasıl Türkçe? Bu nasıl Türkçe? Hiçbir şey anlamadım cümleden. Çünkü çok devrik. Doğal olmalı, birazcık da ne yapıyorsun demek var, ne ördün demek var. Doğallık şöyle. Zaten sürekli kullanınca artık sohbetine karışıyor. Farkında olmuyorsun. Zorlama olmaz. Çünkü eğreti durur. Eğlerdi. Zeus hoş geldin. Selamlar. Hoş buldum. Enektarın neyini kodlayan Gibi oldu bu durumda. Elektronun neyini kodlayayım? Çok güzel laf ya. Bayılıyorum o şey. Videoya. Elektronun neyini kodlayayım? Bu ne? Ha burada böyle. Okey, sorun yok. Ne ma problema?
Sen enek derler koltuğu da altında. Kalık beni ara. Soru demiyorum mesela su al. Onun için bulmacalarda iyiyimdir. Mesela sual. Ya Rerzin. Kasma be. Sual ne? Su al diye okudum. O kadar kullanmıyorum ki. Haziran mesela kullandığım anlamı konuşma için toplanan meclis. Ya linçleneceğim diye soramıyorum. Arada gelip izliyorum. Lakin ne yapıyorsun anlatsana. Tamam, hemen anlatayım Beligon. Beligon, bizim böyle bir şehrimiz var. Biz bu şehrin adını Vilonya koyduk. Bu şehirde gördüğünüz üzere bir takım binalar var. Bu da Viloş, şehir merkezindeki buluşma alanı, heykelisi. Çit'teki arkadaşlarımızın evleri. Ben belediye başkanıyım. Burası benim binam. İşte üniversite var, Şenex'in binası var, çiğ köftecisinden konser alanı, Nalburun'dan simitçisi, fotoğrafçısından Abinol'una kadar, Stardax'ına kadar, kasabına kadar her türlü detay var bu şehirde. Bu şehri bitirdik. Bu bitmemiş hali arkadaşlar. Bitmiş hali gibi düşünmeyin. Bitmemiş bir versiyonu. Şimdi de onu Blender'da tek tek o binaları modelliyoruz. Amacımız, niyetimiz, maksadımız ne? Bunları tek tek modelledikten sonra 3 boyutlu yazıcı var. Buyurun göstereyim. Oradan böyle tek tek çıkarmak. Mesela bir tane örnek göstereyim. Tek tek çıkarmak. Nihayetinde de bunları elle boyayıp bir maket yapmak. Diorama deniyor. YouTube'da aratarak öğrenebilirsiniz. Şimdilik modelleme aşamasındayız. Niye linçlenesin ayrıca? Her yayın soran oluyor. Bilmek zorunda değilsiniz. Şimdi bir sorum olacak. Bu nasıl bir yüzey? Ve bu yüzey bana print ederken sıkıntı çıkaracak mı? Bir garip bir yüzey. Garip bir yüzey. Yok, oyun yapıyorsun sanıyordum ben. Evet, birçok insan oyun sandı. Şu ekranı. Ama oyun değil. Şöyle bir oyun yapıyoruz. Fakat Vilonya oyunu gibi bir oyun değil. Moderatörüm Tessa ile bir oyun yapıyoruz. Surprise. Hafif yamuk sanki abla. Valla hiç umurumda değil Palaminyum. Çünkü zaten bu binanın boyutu, yani taş çatlasın, ay bundan, şundan acık daha büyük olacak. Bir minik şu kadarcık daha büyük olacak. Yani oradaki küçücük şey için ben kendim yoramam. Okey. Devasa. O yüzden pek önemsemiyorum detayları. Önemsemem gerekiyor mu? Bence gerekiyor ama zamanla, ama şu an değil. Şu an değil. Daha bir sürü organik modellenecek model var. Ağaçtır, çiçektir, börtü böcektir falan filan. Onlara gelene kadar çok detaya girmemem, o çukura hiç düşmemem lazım. X. Tespih geldi. Kim attı? Erzin atmıştır. Koleksiyonuma katacağım. Bakalım. Bu hangi ahşap Erzin? Ya da hangi maden? Taş. Abla çok kritik bir soru sorabilir miyim? Tabiisi. Şimdileri gene tek tek mi Yapacaksın. Hayır, Blender'da onun için modifier'lar, bir şeyler var. Sen bir tane çimen çiziyorsun. Bir tane değil, 4-5 tane farklı boylarda çiziyorsun. Sonra Geometry Notes'ta yapılıyor bir diyebiliyorum. Daha önce donut modellerken öğrenmiştim. O sana ondan kaç adet istediğini, ne sıklıkla istediğini işte
vesaire vesaire. O 5 tane çizdiğin çimden doğal bir alan oluşturuyor. Kendini tekrar ettiği çok da belli olmayan. Pelesenk çok güzel kokar. Kadın gözüyle sana bir tesbih resmi atacağım. Almayı düşünüyorum. Sence fikrin ne, merak ettim. Pelesenk bir tesbih. Çok güzel. Korktuğundan bahsetmiştim. Koktuğundan bahsetmiştim. Genel sohbet attım. Pelesenk çok güzel kokar. Ben antibakteri özelliği var ve çok sağlamdır. Gemi yapımında kullanılır. Saraylar da kullanılan ahşaptır. Bu pelesenk mi? Yani Ramzin. Bak ben böyle bir şeyden bileklik alırım. Küpe alırım. Takı alırım yani. Ama tesbih imajı bile sana nasıl desem çok bana şey geliyor, delikanlı, ağır abi falan geldiği için hiç objektif olamıyorum istesem de yani gerçekten zor. Şey gibi mesela bana bir kumaş göstereceksin ama kumaş işte atıyorum ne olabilir? Hani birileri için kutsal olabilecek bir şey, bir kitleyi temsil ediyor olabilecek bir şey. Ya başörtüsü değil mesela da işte. Onun gibi. Ne demek istediğimi anladın mı? Tesbihin bir adabı vardır. Yani hakikaten vardır. Tesbih kullanmadığım halde böyle düşünüyorum. Abla koleksiyonlukmuş, günlük kullanmayacak galiba. Şimdi önce koleksiyonu bir görmek lazım. Koleksiyonu bir görmek lazım. Neden? Birazcık mukayese etmek için. Ne renkler var, nasıl ahşaplar var, işte Verzin bir fotoğraf falan paylaşamaz mısın ya şeyde? Discord'da. Koleksiyonluksa güzel duruyor. Yok ya, bu tarz tesbihlerin boyutu belli zaten, sallanmaz. Tesbih normalde koleksiyonumdan atayım bir tane daha. Sen gidip de ben izleyicilerine askerlik anılarınızı anlatın diye sorarsan, böyle kaşınırsan, böyle olur bak. Tesbih sorarlar sana. Şikayetçi değilim bu arada. Şaka yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Hayır. Hakan'cığım hoş geldin. Selamlar. Birazcık boğazım da ağrıyor arkadaşlar. O yüzden çok konuşamıyorum. Yazdıklarınızı seslendirmiyorsam okumuyorum gibi algılamayın lütfen. Metko hoş geldin. Selam. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Nasıl geçti hafta sonu? Sevgili chat, son tekrardan söylüyorum. Bugünkü yayın 1 saat sürecek. 1 saat. Yani yarım saat sonra yayını kapatıyorum. Hepinize bir selam vereyim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir bakayım dedim. Ailevi bir sebepten ötürü bugünkü yayın kısa sürecek. Yarın yayın olup olmayacağı da çok kesin değil. Bir aksilik yok sormak isterseniz. Teşekkür ederim. Hakan'cığım çok sağ ol. Of ya. Hafta sonu annemin ve Eremi'ye olan her işi. Ne? Hafta sonu annemin doğum günü vardı. Onu kutladık. Abla bir de bisiklet bindim. Öyle geçti. Senin nasıl geçti hafta sonu? Benim hafta sonum da güzel geçti. Misafirim vardı. Kendisini ağırladık. Gezdik, tozduk, vakit geçirdik. Birazcık galiba soğuk aldım. Üşüttüğümü düşünüyorum. Boğazım acıyor. Onun dışında bir sorun yok. Düğün var, düğün. Kimin düğünü? Tesbihimle giriş yapıyorum. Hoş geldin Ali.
Hamide hoş geldin. Hafta sonum yok. Canın sağ olsun abla, Tesla abi yok mu? Yo, Tesla buralarda. Buralarda ama sanırım bir işi var, çok aktif olamayacak bugün. Zaten kısa yayın olduğu için de ben şey dedim. Yani uğramasa da olur kendisi. Nikola. Yazdı az önce çete. Birazdan arabesk rap'e giriş yapacakmış gibi bir beat şu an çalan. Arabesk sözlere girecek. Bana öyle bir vibe verdi. Ya. Bakalım. GY. Neyse, şu an yazı yazıyorum. Yarım saatte bir eser başlayıp bitirmeye çalışıyorum. 5 satırlık bir eser yazıyorum. Yarım saatte bitirmeyi hedefledim. O zaman yayınla birlikte bitse Miko. İnşallah biter. Yo yo yo, dalgalandı karanlıkta yıldızlı, ağlamaklı bir sonbahar akşamı gibi, tam olarak böyle. bir damla umutlu baktım anne. Ellere gitmiş kanka, dayanamam poğaçaya. Herkes de dinlemiş arabesk rap'i. Ha. Arabesk rap değil de tam şey gibi. Nasıl örnek vereyim? Bir tık Şanışer, bir tık kim diyebiliriz? Aslında Şanışer gibi daha çok. Aranızda eskiden işte ne bileyim bundan 10 yıl önce rap dinlemiş olan varsa mesela Can Feza diye bir çocuk vardı. Onun tarzına benziyor birazcık. Arabesk rap değildi de böyle birazcık dramatik müzikler yapıyordu. X. Belediye binası uçağı birazdan havalanacak gibi duruyor. Ya ben sadece teras yapmak istemiştim. Aşk acısı müptelası çocuk. 25 yaşındayım. 9 yaşımdan beri rap dinliyorum. Bakıyorum hemen. Rezin koleksiyon 4 tespihten mi oluşuyor Rezin? Neyse hevesini kırmayayım. Ben koleksiyon deyince aklımda şöyle bir şey beliriyor bir anda. Böyle ona özel bir alan hazırlanmış. Gerekirse bir raf, bir sandık, bir şey. Diğerleri de çıkartamadım. Ha, tamam okey, dahası var. Bu tesbihlere bakınca her biri bir akrabamı temsil ediyor. Her biri. Ben en çok hangisini beğendim? Minecraft sarı tuvalet terliği. MC sarı tuvalet terliği, fit çatlak duvar sıvısı, klima ustası Serkan. Garip garip isimler bir de. Hepsi de MC. Burada benim favorim üçüncü. Masif ahşap gibi. Bambu galiba. Bambu bu ya. Değil mi? Bambu. Tesbih fiyatları çok pahalı. El yapımı nakkaş işlemeli olanlar. Valla burada benim favorim ya üçüncü ya dördüncü. Dördüncünün de parlaklığını çok sevdim. Onun malzemesi ne onu bilmiyorum. Ahşap ama ahşap mı? Cam mı? Cam gibi de duruyor. Öde ağacı mis gibi kokar, parfümeri de ud denen ahşaptır. Mavi olan taş.
Mavi olan değil, en sağdaki yeşil olan. Daha bir silindir gibi olan şeyleri, taşları, boncukları. Allah'ım, Dinobot. Dinobot zahmet edip bir bildirim bile göndermemiş yani. Teşekkür ediyorum. İlla ben yazacağım. Pelesen kapsül kesim. National Geographic'te Berbat Olan Yolculuklar diye bir belgesel serisi vardı. Afrika'da isyancılardan kaçan bir askerin hikayesinde soru sorulan bir çocuk. 12 yaşındayım, 15 senedir isyancıyım demişti. De. Buraya scroll'u koyacağım. Pencere şeyin üstüne, kapının üstüne. Bunun yanında kütüphane var. Kütüphane. Kütüphane de bu genişlikte olsa şundan çoğaltalım. Aradaki fark ne? Tamam, diğer taraf boş olacak. Shift D. Shift D. Abla aşk o kuşko kızdan olur mu? Neden olmasın? Ben de bazen çok aşk o kuş koyuyorum. Doğum günü ne zaman? Doğum günüm 10 Nisan. Zemini uzatsan daha iyi olmaz mı? Mantıklı. Arkadaşlar şu an performans modunda çalışıyorum. Bu arada söyleyeyim. Bayağı performans modunda çalışıyorum. Ama şu da var. Bazen çok pratik düşünebiliyorum Blender'da. Bazen de aklıma gelmiyor. Ama burada ne demiştik? Bir dakika. Burası böyle olmayacak. Burayı silebiliriz. Burası biraz farklı olacak. Onu nasıl yapabilirim? Çizerek.
İyi Blender. On Nisan yakın. Senin hiçbir koleksiyon merakın var mı? Taş, para vesaire ilgi duydun. Para koleksiyonum var ama hiç kasmadım dürüst olmak gerekirse. Bir şekilde bana bir yerden o paralar geldi. İşte kimseden şey demedim yani koleksiyon yapıyorum bana işte şuradan para getirin falan demedim. Kendim Avrupa'ya gittiğimde işte oradaki yabancı arkadaşlarımdan hatıra olsun diye almıştım. İşte ondan sonra Türkiye'deki yabancı arkadaşlarım kendi ülkelerinin değersiz paralarını verdi. İşte Türkiye'deki 5 lira gibi düşünün. Gibi gibi derken bir baktım 15-20 tane farklı para olmuş. Hiç kasmıyorum ama bu bir koleksiyon sayılabilir bence. Abla bizim şiir komutu çalışmıyor galiba. Hakan'cığım çalışmama sebebi Vloş botu Tesla çalıştırıyor şu an. Ben çalıştıramıyorum. O yüzden bugünlük çalışmıyor. Ben sana şiirin varsa yarına saklamanı salık veririm. İstersen gönderebilirsin de bugün. Ama benim inan ki hiç enerjim yok. Hiç enerjim yok Hakan'cığım. Okurum elbette fakat düşük bir enerjiyle okuyabilirim. Emeğine yazık olmasın. Coşkuyla seslendirerek okusak daha güzel olur. Ben amatöre atacağım şimdi oradan okur musun rica etsem sana özel yazacağım. İyi hadi tamam olur. Hadi bakalım okuyalım. Senin her ses tonun benim için ideal. Hadi bakalım. Of, yine olacak kısa yayın. Sakın ablamı kırmayın. Üzüldüm boğazları şişmiş. Playlistler yine müthiş. Dedi nedeni ailevi sebepler. Etrafında uçuşur kelebekler. Hafta sonu çok özledim onu. Kime atacan abla oyunu? Ay çok iyi gidiyor. Tesla abiyi göremedim bir. Of kalbim kırık gibi. İyi ki doğdun canım annem. Yarın olacak havada nem. Kısa yayından erken şiir, kalbimde yok en ufak kir. Makyajsız gelmiş ablam taş, blender ile engelleri aş. Neyse yeter bence bu kadar. Yayındakiler pek kafadar. Biter yayın 20 dakikaya bir çalmadın abla Ahmet Kaya. Hakan gerçekten şiir kitabı çıkar gerçekten ya. Nasıl ya? Bu arada makyajsız değilim. Makyajlıyım sadece çok yorgunum. Yüzüm yorgun gözüküyor olabilir. Çok iyi ya. Çok iyi. Kalemine sağlık kankacığım. Çok teşekkür ediyorum. Hakan Falım Sakız'da çalışıyoruz. Çalışıyorum. Gel yarın işe başla. Hoş geldin Puriyel'in. Selamlar. Vilo 3 boyutlu modeller sanki senden çıkmış olmadı gibi geliyor bana. Orijinal Vilonya'daki o titrek hatları olmayınca gerçek eserin bir uyarlaması gibi hissettiriyor. Sanki fazla olağan oluyor yapılar. O titrek şeyleri modellemek büyük hata olur. Titrek titrek modellemek bunları. Onun yerine Urakan şey yapacağız. Hoş geldin bu arada. Modifier kullanacağız. Onun varmış bir olayı. Bilenler öyle dediler. Sen bitir, bize bırak dediler. Valla onlara güveniyorum. Böyle bubbly bubbly görünsün istiyorum. Bir balon köpüğü gibi böyle.
tatlı tatlı hem pasta kreması gibi görün istiyorum binalar. Yapılabiliyormuş. Sen sadece modelle dendi. Ben de onu bekliyorum. Belki ben bile öğrenirim, belli de olmaz. Beni sadece şu kısımlar zorlayacak. Mesela bu kadar sivri köşeler olmaması gerekiyor. Bunlar birazcık önüme engel koyabilir o konuda. Bugün anime izleyeceğiz, senden sonra desene. Ne izleyeceksiniz? Hangi anime? Da. Ben çok da böyle yapmak istememiştim. Dürüst olayım. Çok da böyle yapmak istememiştim. O yüzden şunu yapsam bir çözüm müdür? Değil. Bu bir köşe ve bu köşe bizim işimize yarayacak. Abla bir sorun yok değil mi? Özel sebeplerden değilse sana yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Bak kavga varsa söyle, sınıftan 6 adam getiririm. Yok yok Hakan'cığım, gerçekten. Bugün yorgun olmamın sebebi hafta sonumu çok yoğun geçirdim. Sürekli dışarıdaydım. Bugün yayının kısa sürmesinin ve yarın da yayın olup olmayacağının netleşmemesinin sebebi de dediğim gibi ailevi bir sebepten dolayı. O da şey, kötü bir şey değil yani. Aileme vakit ayırmam gerekiyor. Bu kadar. Helal olsun. Ayrıca şiir için hemen yıldızını veriyorum. Arkadaşlar lütfen Hakan'ın şiirine yıldız verelim. Yine harikalar yaratmış kendisi. Geldi Şenex. Anladım abla. Tamam, o halde sıkıntı yok diyorsan öyledir. Yazmaktan çekindiğine göre sıkıntılı bir anime anlaşıldı. Mob Psycho 100 diye bir anime var. Tavsiye ederim. Çok komik. One Punch Man yapımcılarından. Tarzı da benziyor. Hoş geldin klavye, selamlar. Hoş buldum Hakan'cığım, hanımefendiden ses var. Hanımefendi kim? Hiç. Tanıdığımız, bildiğimiz birisi mi değilse zaten sormak üstüme vazife değil. Hakan bahsetti mi yani bundan? Yok abi. Şimdi nasıl yapacağız? Kontrol R. Ay hayır, öyle değil.
Abla LoL'de biriyle arkadaş ekleştik de. Sen bilmiyorsun, Shanex'le girmiştik. LoL sadece oyuna geleceğim mi yazdı, o kadar. Üzülme Hakan'ım. Bu edebiyat ve sanatla meşguliyetin varsa TR'de beğenilmiyorsun fazla. Abi sağ ol. Beğenilmek gibi bir çabam yok abi. Beni beğenen zaten beğendi. Sonra küfür edip gitti. Niye diye sorunca da fazla oyun oynuyorsun dedi. Ama arkadaşlar birazcık sevdiğinizi siz de vakit ayırın ya. Bunu diyorsanız bir miktar, bir miktar bak herkesten duyuyorsanız bir miktar düşünme vakti gelmiş demektir bence. Tek bir kişi söylüyorsa değil de. Oyunlar bağımlılık yapan şeyler. Belki de haklılardır. Dakika sonra. Şimdi diyeceksiniz ki ne? 5 dakika sonra yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum. Tekrar belirtiyorum. Bugün öyle bir selam vereyim, kaçayım diye geldim. Uzun yayın değil. Kısa yayın. Yeter ki ya. Yeter ki dedim. Bir selam sabah sorayım. Yarım saat daha. Ya Şanex, inan hiç enerjim yok. Hiç enerjim yok. Yoksa beni tanıyorsunuz. Ben 4 saat yayın sözü verip 6 saat yaptığımda olmuştu. 6 saat yayın yaptığım zamanlarda 9,5 saat yaptığım zaman da olmuştu. Ama inanın zaten görüntümden de anlıyorsunuzdur. Çok çok yorgunum. Çok yorgunum. Of yine bitiyor. Abla günde 3-4 saat anca oynuyorum. Pek oynamıyorum ki zaten. Ben onun portresini çizdim o kadar. Şarkı yaptım. Sırasının üstüne çiçekli not koydum. İstediği yemeklerden ısmarladım ama oyun oynamam bütün iyi şeyleri götürdü. İnsanlara yaranamazsın Hakan'cığım, yaranamazsın. O zaman sen de oyuncu manita yapacaksın. Kapito. Peki nasıl uygunsa? Canın sağ olsun abla. Hakan'ım senin için. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de bir erkek arkadaşımı fazla oyun oynadığı için darlayıp onun üzerinde psikolojik baskı kurup ayrılmışlığa kadar gittiğim olmuştu. Yalan değil. Oldu yani, bu yaşandı. Fakat şu an bakıyorum. Haklı mıydım, haksız mıydım? Haklıydım. Çünkü niye? Bu insan iş dışında hiçbir şey yapmıyordu. İşe gidiyordu, geliyordu ve sadece oyun oynuyordu. Benle ilgilenirken bile mesela yani şey demi bekliyordu böyle. Ay canım benim ya, oyunundan vakit ayırdın da bana yazdın. Ne büyük iyilik. Teşekkür ederim falan dememi bekliyordu böyle. Arada bir yazıyor falan, ona böyle minnet etmemi bekliyor falan. Günde 6 saat, 7 saat. Bu ne demek? Haftada 7 kere 5, 35, 40 saat belki de oyun oynamak demek. Ben onun bir bağımlılık olduğunu farkındaydım. Mesela oynamadığı zamanlarda canı çok sıkılıyordu ve hiçbir alternatif bulamıyordu. Durum böyleyse biraz kritik olabilir. Adamın bir hobisi varmış ve sen de ona mı kızdın? Hobi değildi ki Orakan. Abuk subuk her şeyi oynarsan bu bir hobi olmuyor bence. Hobi nasıl bir şey biliyor musunuz? Satranç oynarsın. İşte ne bileyim, model yaparsın, uçak maketi yapıyorsundur. İşte küçük bir atölye köşen vardır, ahşap oyuyorsundur. Hobiyi yaparken 15 saat çalıştığında kendine şunu dersin. Üf, iyi çalıştım ha. Güzel vakit geçirdim. Çok da şey öğrendim. Güzel kaliteli vakit geçirdim. 15 saat bir insan bilgisayar oyunu oynarsa nasıl hissediyorsunuz? Siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum oyun oynayan bir insan olduğum için. Benim hayatım yok mu ya? 15 saat oyun mu oynanır? Hani Diablo Miablo gibi bir oyun çıkar okey oynarsın. Kendi kapatırsın öyle bir süre.
Başka hiçbir derdi yoktur. Ben 15 saat oyun oynadığım zaman en son lisedeydim. O zamanlar tabii çok da kendime saygım yoktu yaş itibarıyla. Şu an 15 saat oyun oynasam derim ki benim hayatta yapacak hiçbir şeyim yok mu gerçekten? 4 saat oynarım, 5 saat oynarım, hadi 6-7 saat oynarım arada gelirler. Ama her gün, her Allah'ın günü düzenli olarak sadece oyun oynamak bence bir hobi değil. Üzgünüm. Çok bile dayanmışsın. Dekmük. Oyun aleminde bir ara çok bulundum. Gecem gündüzün birbirine girmişti. Baktım vaktim boşa gidiyor. Oyuna tövbe ettim. Hayattan soyutlanıyorsun. Abla senin gibi melek gibi bir kadını kaybetmiş. O onun kaybı. Agalarla haftada bir gaming night'a kızan kızlar abartıyor ama abla. Haftada bire kızılmaz bence de. O kızın bir hobisi, bir arkadaşlarıyla geçirdiği bir vakit, bir ne bileyim, kendi olabildiği, öyle hissedebildiği bir uğraşı yoksa o kız da işsizdir bence. Mesela kendi hiç vakit ayırmayan insan da başkalarına bulaşmaya çok meyilli olur. O insana açık açık şunu söylemek lazım. Canım benim, sen de keşke kendini ifade edebildiğin, mutlu hissettiğin, sana ait olan bir zaman dilimi kendine ayırsan. Hani belki beni biraz anlarsın diyebilirsiniz yani. Ama dediğim gibi bunu abartmıyorsanız. Ne yaparsan yap, kalitesini oyna, kalitesini çiz. Benim ex'in CV. Neyse, işin özeti gaming girl bulalım ya da oyunu azaltalım. Ben LoL'deki kıza yazayım bakayım ne yapıyor. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bugünkü yayın demo tadında bir yayındı. Ama katılımınız için yine de minnettarım. Lütfen kusura bakmayın. Bugünlük böyle olsun. Yarın yayın olursa sizleri bilgilendireceğim. Gündüz öğle vakitlerinde belli olmuş olur diye tahmin ediyorum. Olursa en az 4 saat yayın yapmaya çalışacağım. Olmazsa da dediğim gibi sizlere söyleyeceğim. Hoş geldin Material Kick. Bitiriyoruz yayını. Kendinize çok dikkat edin. Çok cici bakın. Çok öpüldünüz. Görüşmek dileğiyle. Yarın ya da öbür gün. Bay bay.